Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ağlayan pasta tarifi hazırladım. Keyifle hazırladığım tarifime öncelikle kekiyle başlıyorum. Kekimiz için öncelikle bir çırpma kabına 4 adet yumurtayı alalım ve üzerine 1 su bardağı toz şekeri ilave ederek köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. Yumurta ve şeker güzelce çırpıldı, açık sarı bir renk aldı. Üzerine 1 su bardağı un, 4 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, 4 yemek kaşığı sütü ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma teliyle karıştırıyoruz. Kek hamurumuz akışkan ve pürüzsüz bir kıvam aldı. Tereyağı ile yağladığımız fırın tepsimize tüm kek harcımızı boşaltıyoruz. Bir spatula yardımıyla kek harcımızı tepsimize yayıyoruz. 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 600 ayarda kontrollü olarak 15-20 dakika pişiriyoruz. Her fırın farklılık göstereceğinden kontrollü olarak ilerlememizde fayda olacak. Kekimiz pişerken krem şantisini hazırlıyoruz. 2 paket krem şanti ve 2 su bardağı soğuk sütü mikserle koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Hazırlamış olduğumuz krem şantiyi daha sonra kullanılmak üzere buzdolabında bekletiyoruz. Kekimiz pişti. Kürdanla üzerine delikler açıyoruz ki sütü eşit bir şekilde çekebilsin. Bir buçuk su bardağı sütü kekin her yerine eşit şekilde döküyoruz. Kek soğuyuncaya kadar bekliyoruz. Kekimiz sütünü tamamen çekti ve soğudu. Bu aşamada buzdolabında beklettiğimiz krem şantimizin hepsini kekimizin üzerine ilave ederek düz bir zemin oluşturuyoruz. Krem şantimizi sürdükten sonra pastamızı buzdolabında bekletiyoruz. Çikolata sosumuzun yapımına geçiyoruz. Bunun için 1,5 tatlı kaşığı buğday nişastası, 1 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı toz şekeri sos tavamıza alarak çırpıcı ile karıştırıyoruz. Üzerine 1,5 su bardağı sütümüzü ilave ederek pişirmeye başlıyoruz. Çikolata sosumuzun dibini tutmaması için sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Thank you.
Çikolata sosumuz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve çikolata sosumuza 160 gram tablet çikolatayı ilave ederek erinceye kadar karıştırıyoruz. Tablet çikolata eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ederek karıştırıyoruz ve çikolata sosumuz hazır. Pastamızı buzdolabından çıkararak üzerine hazırlamış olduğumuz sosumuzu ilave ediyoruz. Spatula yardımıyla tüm zemine yayıyoruz. Çikolata soslu ağlayan pastayı istediğiniz şekilde dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Ağlayan pastamız hazır. Cevizle de süsleyip servis yapabilirsiniz. Kekiyle, çikolata sosuyla ve yumuşaklığıyla harika bir pasta oldu. Sütle ıslattığımız için ekstra yumuşak bir pasta. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.